Ne kadar alacaksınız Bülent Canım Bey? o Belli ayrı bir oldu mu? şey. O ayrı bir şey. Bu kimseyi ilgilendirmez ki. Şimdi Kesinlikle benim bu. ne alacağımı ben düşünmüyorum ki. Nitekim bir takım edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Böyle Sosyal saçma şey medyadaki olur. tartışma. 13 bin liralık aylığınızı 18 bin liraya çıkarıyorlarsa ve bu vatandaşı rahatsız ediyorsa sen dönüp vatandaşa edepsiz diyemezsin diyen insan aynaya bakacak. Bülent Arınç tepki çeken bu sözlerine açıklık getirdi. Yani bir yalan ortaya atarak o yalan etrafında insanların ahlakına, iffetine, haysiyetine, karakterine hücum eden ve hiçbir sınır tanımayan edep dışı bir davranışta bulunan insanlar için kullandım. Eleştirinin en son sınırına kadar saygı göstereceğim ama benim maaşımı eleştirdi diye bir insana edepsiz diyeceğim. Bu mümkün değil. Buna hiç kimse inanmaz. Deneyimli siyasetçi sözlerinin arkasında durduğunu da yineledi. Arınç'ın maaş konusunda verdiği cevap yeni bir tartışma başlattı. Buradan gelecek olan para ne kadarsa yine burs vermeye devam edeceğiz. Hepsini burs verecek. Hepsini burs vermeyeceğim. Yarısını burs verirsem yarısını da bu KHK'larla mağdur olan binlerce insan var. Kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden atılmış, beraat kararı almış, kovuşturması neydi onun adı tam işi, kovuşturmaya yer olmadığı kararı almış, şunu almış. Buna rağmen görevine dönememiş. Benim çevremde insanlar, benim ailemden insanlar var. İşinden olmuş, karısıyla, kocasıyla iyaneye muhtaç hale gelmiş insanlara da bir miktar. Bilhassa maaşının tamamını. Zaten yapıyordum, onu da yapacağım. Maaşının yarısını KHK ile mağdur edilmiş insanlara vereceğini açıklaması sosyal medyada yine en çok konuşulan konulardan oldu. Yapılan yorumların çoğunda mağdur olan varsa neden göreve iade etmeyip sadaka gibi maaşınızı bağışlıyorsunuz sorusu soruldu. Cumhurbaşkanımızın bir şey deklare etmedi.